Arkadaşlar gördüğünüz gibi Adli Emanet ofisi burası. Şöyle ufaktan bir çekim yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. İçeride de var bayağı. Onlar da videoyu aldım. Burası bir araba bayisi normalde. Bir bölümünü polislere vermişler. Adli Emanet bürosu haline getirmişler. Burası Mercedes bayisi normal şartlarda. Bakın etrafta hep Mercedes bayisi, araç tamiri, servisi, satışı vesaire var. Büyük bir arazi. Bakın buralara kadar kasalar konulmuş. Polis şeritleri çekilmiş girilmez diye. Bu şekilde dostlar. Böyle küçük bir video yapalım dedik. Adli emanetler nereye getiriliyor? Şöyle dışarıdan da bir göstereyim size mekanı. Bakın Mercedes bayisi. Araçlar da burada, sıfır araçlar. Bu şekilde arkadaşlar. Burası bir Mercedes bayisi. Hem servis hem satış. Karşıda da bir konteyner kent var ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Güzel Burç mevkiinde. Şehit Özen polis karakolunun karşısında kalıyor. Az aşağısında, karşı caddesinde kalıyor. Bilginiz olsun. Şu şekilde Güzel Burç. Karşıda bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Adli Emanetler Bürosu da işte Mercedes'e geldiğinizde birinci kapı değil, ikinci kapıdan direkt karşıya gidiyorsunuz. Şu gördüğünüz köşedeki binanın altında. Hepinize hayırlı günler diliyorum dostlar. Depremde, enkazda kaybolan değerli eşyalarınızı, kasalarınızı, ruhsatlı silahlarınız olabilir. Ziynet eşyalarınızı buradan sorgulayabiliyorsunuz. Tabii ziynet eşyalarını hemen vermiyorlar. Kesinlikle bir resmi içerisinde iz olmasını istiyorlar. Cüzdan olabilir, resim olabilir. Ona benzer işte bilekliğim şu şekildeydi, şurasında bir iz vardı gibi ibarelerle ancak paraları ve ziynet eşyalarını teslim ediyorlar. O yüzden ispatlanamadığı zamanda da ilerleyen dönemlerde bir kurul kurulacağını, valilik tarafından o kurulda ona göre karar verilip sahiplerine, hak sahibi olduğunu iddia edenlere teslim edeceklerini söylediler. Bilginiz olsun. Bu şekilde ilerliyor sistem. Bakın bu da demin bahsettiğim birinci kapı. Yanılıp buradan girmeyin. Bir sonraki kapıdan Adli Emanetlere gidebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.